İnsanlık büyük bir yıkım yaşamış, şehirler insan yaşamından yoksun, ıssız, ölü yerlere dönüşmüştür. Doktor Creepy'nin buluşu insanlığın sonunu getirmiştir. Şehrin sessizliğini bir arabanın gürültüsü bozar. Aracı kullanan Robert hayatta kalmıştır. Köpeği Sam ile ilerlemektedir. Yollarına aniden bir geyik sürüsü çıkar. Bu fırsatı değerlendirmek isteyen Robert, aracıyla geyiklerin peşini düşer. Ateş etme fırsatını yakalamaya çalışıyordur. Fakat başaramaz. Geyik sürüsü araçlarla kapanmış bir yola girer. Robert ve köpeği Sam yaya olarak geyiklerin izini sürmeye devam eder. Sonunda geyiklerden birini kıstırmışlardır. Robert ateş etmek üzereyken aniden hayvan bahçesinden kaçmış bir aslan geyiğin üzerine atlar. Bu sırada saatinden güneşin batmakta olduğunu hatırlatan alarm çalar. Robert güneş batmadan önce evinde olmalıdır. Geyiği bırakarak uzaklaşırlar. Eve vardıklarında kokularını gizlemek için girişe çamaşır suyu dökerler. Ardından güçlü çelik panjurlarla evi korumaya alır. Gece dışarıdan gelen ürkütücü çığlık seslerinin arasında Sam'e sarılarak banyo küvetinde uyumaya çalışır. Geçmişinde yaşadıklarıyla ilgili bir düş görür. Salgın sırasında rütbeli bir ordu doktorudur. Eşi Zoe ve küçük kızı Marley'i New York'tan tahliye ederek güvenli bir bölgeye göndermeye çalışıyordur. Kendisi salgına çözüm bulabilmek amacıyla New York'ta kalmaya devam edecektir. Rüyası burada kesilir. Alarm sesine uyanmıştır. Sabah sporunu yapar ve ardından evin bodrumundaki yüksek teknoloji laboratuvarına iner. Virüs için aşı deneylerini burada yapmaktadır. Yüzlerce kez aşı denemesi yapmış olan Robert, bu sefer başarılı olmayı ummaktadır. Fareler üzerinde yaptığı deneyin sonuçlarını kontrol edecektir. Virüs kapmış olan fareler tüylerini dökmüş, aşırı saldırgan canavara dönüşmüştür. Robert farelere farklı aşılar uygular. Bazı farelerin öldüğünü, bazılarının da saldırganlığa devam ettiğini gözlemler. Fakat farelerden biri gayet sakin görünmektedir. Virüsün bazı belirtileri ortadan kalkmıştır. Robert bu fareye kullandığı aşıyı insan deneylerinde kullanmak üzere not alır. Daha sonra dışarı çıkmak için hazırlanır. Önceden sıklıkla uğradığı bir video satış mağazasına girer. Burada bulunan cansız mankenlere isim takmıştır. Girişte kırmızı elbiseli olan mankenin adı Fred'tir. Robert bazı video kasetler aldıktan sonra yiyecek bir şeyler toplamak üzere ayrılır. Bazı apartman dairelerini kontrol eder, faydalı bir şeyler bulmaya çalışır. Tüm frekanslardan yayın yaptığı bir radyo sistemi kurmuştur. Bu yayında hayatta olduğunu, yiyecek ve barınma sağlayabileceğini söyler. Her gün öğle saatlerinde hayatta kalan başka birini bulmak umuduyla rıhtımda bekler. Askeri uçaklardan birinin üzerinde golf oynarken bir geyik görür. Sam'le beraber geyiğin peşinden giderler. Geyik eski bir binanın içine koşar. Sam kendini ava fazla kaptırır ve o da geyiğin peşinden binaya girer. Robert Sam'i durdurmaya çalışır fakat başaramaz. Sam'i kurtarmak için binaya girmesi gerekiyordur. Çok gerilmiştir. İçerisi zifiri karanlıktır. Binanın katları arasında dikkatlice ilerliyordur fakat daha fazla riske giremeyecektir. Robert'in binayı bir an önce terk etmesi gerekmektedir. Ancak tek arkadaşı olan Sam'i bırakmak içinden gelmez. Peşinde oldukları geyiği yerde görür. Önce onu Sam'e benzetir, sonrasında geyik olduğunu anlar. Odanın köşesini döndüğünde bir grup virüs kapmış insan görür. Robert'ı fark etmezler. Geri çekinmeye başlar. Bu sırada Sam'in sesi gelir. Robert Sam'e ulaştığında Sam gözünü bir noktaya dikmiş ve korku içerisinde o noktaya bakıyordur. Enfekte bir erkek ona ateş ederek onu öldürür. Robert ve Sam binadan hızlıca kaçmaya başlar. Robert pencereden atlar. Enfekte olanlar da onunla beraber dışarı fırlar. Ultraviyole ışık enfekte insanları öldürüyordur. Bu sayede onlardan kurtulurlar. Kısa süre sonra enfektelerden birini yakalamak için bir tuzak kurar. Kendi kanını binanın girişine döker. Enfektelerden biri gelince onu yakalar. Bu sırada Robert'i şaşırtan bir olay yaşanır. Enfektelerin lideri gibi görünen biri kapıdan dışarı çıkar ve Robert'a adeta çöpler. Güneş ışığının yakmasına dayanamayınca içeri girmek zorunda kalır. Robert yakaladığı dişi enfekteyi laboratuvarına getirir. Nabzı normalden 2 kat fazla atmaktadır. Ateşi 40 derecedir. Cildi ultraviyole ışığa karşı hassastır. Fare üzerinde test ettiği aşıyı kullanır. Sonuçlar olumludur. Ateşi düşer ve nabız yavaşlar. Fakat sonrasında enfekte kadın yanarak önce Robert'a saldırır, ardından nabzı durur. Aşı işe yaramamıştır. Enfekteye başka bir ilaç yaparak tekrar kalbinin atmasını sağlar. O gece geçmişle ilgili bir hayal daha görür.
bütün şehir tahliye olmak için beklemektedir. Zengin fakir herkes önce test edilmekte, sağlıklı olanlar uzaklaştırılmaktadır. Robert ailesiyle tahliye noktasına gelir. Kendisi ve kızı Marley testi geçer. Fakat eşi Zoe testi geçemez. Onu enfekte insanların arasına koyacaklardır. Robert zorla eşini tekrar test ettirir ve Zoe ikinci teste geçer. Ailesini helikoptere bindirdikten sonra kızı Marley köpeği Sam'i babasına emanet eder. Helikopter havalanmak üzereyken Robert tekrar uyanır. Saatini gün batımından 30 dakika öncesine ayarlar. Hayatta kalan birini bulmak umuduyla yine rıhtıma gelir. Günlük rutinlerini tamamladıktan sonra eve dönüyorlardır. Robert'ın dikkatini bir cansız manken çeker. Bu manken Robert'ın Fred adını taktığı video dükkanındaki mankendir. Buraya nasıl geldiğine anlam veremez. Bu durum Robert'ı sinirlendirir. Cansız mankene "Buraya nasıl geldin?" diye bağırmaya ve ateş etmeye başlar. Mankenin yanına geldiğinde tuzağa yakalanır. Robert ayağından yakalanır. Kafasını yere çarparak bayılır. Gözlerini açtığında saatinin alarmı çalıyordur. Güneş batmak üzeredir. Üzerindeki bıçağıyla bağlı olduğu ipi keser. Düşerken elindeki bıçak bacağına saplanır. Karşısındaki binadan enfekte olmuşların lideri köpekleri Robert'ın üzerine saldırtır. Görünüşe göre alfa lider, diğerlerinin aksine zekidir. Ancak güneş ışığı köpeklerin ilerlemesini engeller. Robert şırınerek arabasındaki silahına ulaşmaya çalışır. Güneş ışığı batar batmaz köpekler Robert'a doğru saldırıya geçer. Sam onu korumaya çalışır. Robert bu arada silahını almayı başarmıştır. Köpekleri vurur fakat Sam ısırılmıştır. Deneme aşamasındaki aşıyı Sam'a uygular. Sam'in acı çekmesi Robert'ı çok üzmektedir. Sam yavaş yavaş değişiyordur. Tüyleri dökülür. Göz bebekleri ve dişleri farklılaşmaya başlamaktadır. Robert mecburen Sam'i boğarak öldürmek zorunda kalır. Hayattaki tek arkadaşını kaybetmiş olmak Robert'ı yıkmıştır. Ertesi gün Sam'i gömer. O gecenin akşamı enfekte olanlarla yüzleşmek için aracıyla onlara saldırır. Birkaç enfekteyi öldürür. Fakat enfekte olanların sayısı fazladır. Robert'ın aracına saldırırlar. Aracı ters döner. Robert ısırılmak üzereyken güçlü bir şekilde ultraviyole ışık saçan bir araç bölgeye ulaşır. Bir kadın tarafından kurtarılmıştır. Kadın Robert'a nerede yaşadığını sorar. Robert kadına adresi verdikten sonra mırıldanarak güneş doğana kadar eve girmemesini, enfektelerin onları takip edeceğini söyler. Ardından bayılır. Geçmişte yaşadığı anının kalan son kısmını görür. Karısı ve çocuğunu tahliye edecek olan helikopter havalanmaktadır. Başka bir yönden enfekte olanların saldırısına uğramış bir helikopter geliyordur. Robert'ın ailesini taşıyan uçağa çarpar. Bu şekilde bütün ailesini kaybeder. Robert kendine geldiğinde evindedir. Bacağına dikiş atılmıştır. Mutfakta bir kadın ve oğlu bulunmaktadır. Kadının adı Anna'dır. Robert'ın mesajını duymuş ve oğluyla beraber gelmiştir. Kuzeye doğru gitmeleri gerektiğini, orada kurtulanlar olduğunu söyler. Robert kurtulan kimsenin olmadığını düşünmektedir. Akşam güneş battığında Robert evi her zamanki gibi kapatır. Anna ile kuzeye gitme konusunda tartışıyorlardır. Bu sırada bir ses duyulur. Enfekteler Robert'ın evine saldırıya geçmiştir. Anna, Robert kan kaybettiği için güneş henüz doğmadan eve girmek zorunda kalmıştır. Robert evin savunma sistemlerini aktifleştirir ve ışıkları açar. Patlayıcıları devreye soksa da başarılı olamaz. Evin çatısından girmeye başlarlar. Robert birkaçını vurduktan sonra bodrum kattaki laboratuvara girerler. Burada aşıyı test ettiği kadının düzelmeye başladığını görür. Aşı işe yarıyordur. Enfekte olanlar içeri girerken Robert kurşun geçirmez camla kaplı odaya girer. Liderleri geldiğinde cama tüm gücüyle vurmaya başlar. Çok zamanlarının kalmadığını biliyordur. Enfekte kadından aldığı kan örneğini Anna'ya verir. Onları sabaha kadar kalacakları boşluğa yerleştirir. Çekmecesinden aldığı el bombasının pimini çeker. Ve cam kırılınca ateşler. Odadaki tüm enfekteleri öldürür. Anna ve oğlu etrafı yüksek duvarlarla çevrili kuzeydeki yere ulaşır. Robert'ın aldığı kan örneğini topluluğun liderine verir. Bana destek olmak için bu videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.